da günde 10 kere elektrik kesiliyor. Rumlardan falan elektrik geliyor maalesef. Burası da böyle bir yer işte. Evet. Sene milattan sonra 2022. Bugünleri daha çok konuşacağız. O yüzden hafızalarımız taze kalmalı. Cem Bey, reklama gideceğiz. Bir 5 dakikamız var ama 5-6 dakikamız. Şimdi şunu söylüyordum siz gitmeden önce. Bu seçim güvenliği konusunda daha ortada hiçbir şey yokken siz her yerde üzerine basa basa seçim güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu, mutlaka bunun üzerine düşünmesi gerektiğini bu ekranlarda en sık dile getiren, sosyal medya hesaplarının en sık dile getiren isim sizdiniz. Ve özellikle parmak boyasına vurgu yaparak, tabii parmak boyası belki sembolik, onun ötesinde çok fazla konu başlığı var bununla ilgili ama işte bugün dahi tekrar o noktaya vurgu yaptınız. Siz seçim güvenliği açısından ya elbette bir risk görüyorsunuz. Sayın Ruşen Gültekin de işaret etti. Tüm bunlardan huylanmak için yeterince fazla argümanımız var bugüne kadar yaşadığımız. Ama siz bir tehlike görüyorsunuz hala bu noktada ki her şeye rağmen bunu dile getiriyorsunuz. Kesinlikle beni paranoyak zannedenler veya gölge boksu yaptığımı zannedenler rakamlara baksınlar. 2007 seçimi rakamları, 2011, 2015 hangi rakamlara baksınlar? Türkiye'nin nüfusu, ona orantılı olarak seçmen sayısındaki inişler, çıkışlar, İki seçim arasındaki seçmen sayılarındaki korkunç uçurumlar. Bir buçuk şey, 3 senede tam aklımda değil, 2007 ile 2005 ile 2007 arasında yanılmıyorsam 1,5 milyon artmış seçmen, 2007 ile 2010 referandumu arasında 10 milyon artmış. 2011'de biraz daha azalmış seçmen. Yani ben bunlara bakılmasını öneriyorum. Oturup da birileri bunu detaylı incelerse, mesela bir seçmen sayısı var, YSK'nın bildiği. Ona göre de bir her seçimde, şeyden önce, AKP'den önce de yedek pusula basılıyor. Değil mi? Belli bir yüzde olarak yedek pusula basılıyor. Baksın vatandaşlarımız, araştırmacılar, akademisyenler, 2002'de kaç seçmen varmış? Yedekleriyle beraber kaç pusula basılmış? 2007'de kaç varmış? Kaç yedek basılmış? Yani seçmenin yüzde kaçı? Bunlar 2011'de falan gündeme geldi. Doğru hatırlıyorsam CHP bunu sordu. YSK ne cevap verdi? Ya bunu niye dedi? %50'ye yakın yedek pusula basıyorsunuz. İdari karar diye cevap geldi. Yani ben şimdi burada uymuyor. Puzzle'ın içine bu parçalar uymuyor. Hep söylüyorum. Seçmen sayısı niye arttı diyorsunuz? Nüfusa dayalı bilmem şeye geçtik. Özür dilerim. Adrese dayalı sisteme geçtik. Peki eski sistem nerede o kayıtlar? Onlar yandı. Yani bakın CHP milletvekillerini alırsanız size yanılmıyorsam 2014'te Ordu'nun nüfusunun yerel seçim öncesi nasıl arttığını ve Ordu'nun büyükşehir yapılıp köyünün kasabasının büyükşehire oy kullanması sağlanarak DSP vardı o zaman, şimdi CHP'ye geçti belediye başkanı. Nasıl AKP'nin Ordu'yu büyükşehir yaptığını anlatsınlar size. Bir anda nüfus nasıl Ordu'da 750 bine çıktı? Şimdi bunu yapabilen ve yanına kar kalan kimsenin sorgulamadığı bir iktidar Ordu'da 2014'te bunu yaptıysa 2018'de de yapar, 2019'da da yapar. Bazı değişiklikler neden? Neden? Parmak boyası. Peki tamam, iptidailik falan diyorlar. Ya Türkiye'nin bugün bulunduğu uluslararası konumda demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler, yolsuzluklar, rüşvet endekslerindeki yer çok mu iptida, hiç mi iptidail? İptidailik o zaten. Tırnak boyası değil. Sen düşün bakalım niye tırnak boyasını istiyor millet ve talep ediyor. Onun için rakamlara baksınlar. Burada sadece tek kriter tırnak boyası değil. Niçin aynı apartmandaki insanlar artık üst kattaki Evet. komşusunun nerede oy kullandığını göremiyor?
Bunlara cevap verilmiyor maalesef. Ben onun için tedirgin oluyorum. Hele hele bardağa taşınan son damla İstanbul seçimlerinin yenilenmesi. Ondan önceki son damla da 16 Nisan 2017 referandum kepazeliği. Yani hocam siz anayasa biliyorsunuz işte, hukukçusunuz. Diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka kimse kanun yapamaz dediği gün 16 Nisan 2017 günü Yüksek Seçim Kurulu kanun yaptı ya. Yaptı ve kanunu çiğnedi, yok saydı. Kanuna rağmen kararla mühürsüz oyları mühürlü kabul etti ve ilan etti. Olacak iş değil. Son dakika yani. Kanun yapıcı gayet Onursal Yargıtay Başkanı Sayın Sami Selçuk'un bu konuda kitabı var. Diyor ki yok hükmündedir o seçim. Evet. Ama o rejim değiştirdi ya. Rejim değiştirdi. Rejimini bugün tartıştığımız her sorunun kökünde o 16 Nisan 2017 referandumu ve YSK kararı yatıyor. Ata alan Üsküdar'a geçti diye açıkladılar. Bu arada son bir şey daha söyleyeyim. Ve aynı gün saat 7'de 19'u 10 geçe falan böyle çok erken saatlerdeydi. Gerçekten tarihi bir seçimdi. Buradan bir şey daha söyleyeyim. Vaktim varsa son bir cümle. Cem Bey bir cümle alayım, hemen reklama gitmemiz lazım. Bu hafta Twitter'da yazdım, rica ettim Millet İttifakı partileri. İşte komisyonda reddedildi, genel kurulda reddedildi diye bu tırnak boyasının peşini bırakmayın. Nasıl ki 128 milyar nerede pankartları astınız, toplumda bir algı, bir baskı unsuru yaratın. Ben bunu Twitter'da rica ettim. Hani beni dinleyen olur olmaz fark etmez ama Demokrat Parti'ye teşekkür ederim. Onlar başlamışlar bu pankartları asmaya. Yani tırnak boyasıyla ilgili bunu İYİ Parti'nin de yüzlerce ilçe başkanlığına, il başkanlıklarına, CHP'nin de yapması lazım. Aynen 128 milyar nerede pankartı gibi. Kimyaları Peki. daha da bozulur, daha da iyi olur. Tamam, bu çağrınızı bir kez daha bu ekranlardan yenilemiş oldunuz. Şimdi birazdan Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt yayında olacak. Cemal Bey'e de sorarız bu durumu. Aynı zamanda o seçimde Ordu'da ne olmuştu? Mutlaka konuya hakimdir. Konunun detaylarını da yine kendisinden öğreniriz güncel gelişmelerle birlikte. Yine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Selim Temurci de yayınımızda olacak. Muhalefetin seçim kanunuyla ilgili hangi çalışmaları yaptığını aynı zamanda kendilerine de soracağız efendim. Çok kısa bir araya gidiyoruz. Hemen geleceğiz. (Gülüyor)